Herkese selamlar, sevgiler koçlar. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün bir 7 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hayırlı uğurlu güzel bir hafta olsun. Bakalım bu hafta sizlere neler getiriyor. Güzellikler olsun, hayırlar olsun. Şimdi şöyle bir arkadaşlar bakın size fincanınızı göstereyim. Elinize okunuz ve yayınız. İki insanın, iki böyle önemli insanın sağ taraf olduğu için onların yanına koşuyorsunuz. Hani şöyle düşünün kendinizi. Bir kuş avladınız, bir hayvanı avladınız, bir işi yakaladınız. Elinize demek yani elinizdeki ok veya sizin eğitiminizdir. Sizin işte kağıtlarınız olabilir, güzel. Sevinciniz, haberiniz ve bir de elde ettiğiniz birkaç şey var. Yani nasıl eskiden işte gittim, oklayayla hayvanı avladım. Bu benim için bir başarı. Ben bir şey elde etmişim. Yemek getiriyorum eve para kazanıyorum, bir şeyler yapıyorum. Bunu da kaşa kaşa mesela aileye anlatıyorsunuz, sevdiğiniz insanlara anlatıyorsunuz. Böyle bir başarı görünüyor arkadaşlar. Yani barışma olabilir dediğim gibi işte sınavlar okunuz hayatınızda. Güzel bir belki sağlık sonucu. Bunlar baya baya duyuruluyor. Ve bu konuda da bayağı koştura koştura hareket ediyorsunuz. Tabii ki arkadaşlar bu yeni bir olay değil ve bir son da değil muhtemelen. Çünkü siz avlanmaya, hala kazanmaya, hala yaşamaya, yani bir şeyleri işte eğitim hayat olur, başka şeyler olur, yaşamaya bunları, kazanmaya ve çabalamaya devam etmeniz gereken bazı olaylar var ve bu hafta aslına bakarsanız biraz daha belki ilk defa hani turnayı gözünden vurdunuz. Okuşuyor. Avladığınız bir hafta. Güzel görünüyor. Her şeyin hayırlısı olsun. Şurada iki tane arkadaşlar çok temiz çok beyaz iki kişi konuşuyor. Hemen haftanın böyle birinci ikinci günü yani bir ocak iki ocak biraz daha belki olabilir. Yani yedisine doğru pek değil. Biraz daha böyle haftanın başında bazı konuşmalar var. Ya bana bir haber gelse bana bir yol açılsa ben zaten buradan çıkıp gideceğim. Özellikle de güneş yükselen Ay burcu terazi olan bir kişiden sanki bir cevap bekliyorsunuz. Ya bana bir he dese, evet dese, tamam dese, ben zaten koşa koşa gideceğim. Hemen halledeceğiz dediğiniz bazı işler var bakın. Buralardan güzel haberler gelebilir. Illaki teraz değil, bakın bir oğlak da yine olma ihtimali çok çok mümkün. Devam ettiğimde temin de bir kuşunuz görünüyordu. Bakın burada yine bir kuş var. Bu kuşun kanat şekli birazcık farklı. Çünkü arkasından öyle bir kısmet geliyor ki arkadaşlar. Bu kuş hani sanki kanatları ona yetmediği için başka böyle kendine turbo kanatlar takmış ya da takacak. Bu şu demek. Siz diyelim işte İngilizce bilmiyorsunuz ama oldu ki. İngiliz biri ya da o İngilizce konuşulan bir ülkeden bir insan çıktı, oralardan bir iş geldi, kalkıp normalde bir senede iki senede öğrenemeyeceğiniz bir dili hemen böyle iki ayda üç ayda öğrenme çabası içerisine girebilirsiniz. Yani kısmet geliyor ama. İşte benim de o kısmete tabii yetişmem gerekiyor. Normalde mümkün değil o kadar parayı toplamak hani normal şartlarda. Ama gerekirse her gün makarna yerim ben bu parayı da toparlarım gibi bu balığa, bu kısmete yetişmek için normalden daha hızlı, daha çabuk bir hareket etme durumu var. Sadece sizin değil belki sınavınız var. Çok kısıtlı bir sürede karar veriliyor. Hani çocuklar için, sizin için de aynı şekilde. Ya yani hadi bir çalışayım, hadi bir gireyim deyip çok hızlı bir şekilde Dediğim gibi bakın başkalarının belki bir iki zamanda yaptıklarını siz çok kısa bir zamanda ailece belki de çok kısa bir zamanda halledebilirsiniz. Demek ki hızlı gelişmeler var. Bu hafta aldığınız kararlara dikkat edin ki bu kararlarda da adını soyadında VT e harfi olup da sizi destekleyen zaten bir kişi burada görünüyor. Biraz aşk hayatına baktığımda karşınızdaki insan arkadaşlar sanki sizi sen yarım bir insansın ve bana bağlısın gibi görürken bu kişi bu söylediklerinden artık vazgeçebilir. Şöyle diyebilir hani ben seni ezdim, ben seni işte bazı konularda yok saydım, senin lafını yarıda kestim, kendi lafımın işte önemli olduğunu arkadaşlarım daha önemli, diğer taraf hani ailem, diğer ailem işte senden daha önemli gibi davrandım ve seni yarım bıraktım. İşte geride bıraktım. Lafını kestim, sözünü kestim. Seni dinlemedim, önemsemedim. Ee, ve kendi bildiğimin doğru olduğunu düşündüm. Ama ben bunun yanlış olduğunu fark ettiğim için ki bu konuda artık eskide kalsın. Biz seninle tekrardan barışalım. Sana bir geri dönüş yapayım. Bu arada bunun üstünden yani dediğim gibi zaman geçmiş. Ve artık sen nasıl istersen o, şek o şekilde Devam etsin diyen bir insan var. Yani biraz belki geç anlıyor sizin kıymetinizi, sizin değil de başkalarının lafına dediğim gibi inanmış gitmiş, ee, sizi çok böyle arkada yalnız belki bırakmış bir insan bu. Ee, şimdi dediğim gibi yavaş yavaş bir geri dönüş olabilir. Arkadaşlar buradasınız. Sanki yukarıya doğru bakıyorsunuz, elinizde bir mikrofon, kolunuzu kaldırmışsınız. Tabii mikrofon geriye doğru elinizden gidiyor. Şimdi arkadaşlar bu şu demek sizin eliniz aslında kendinizle ilgili bir şeyleri duyurmak için söylemek için çok büyük bir fırsat var. Ama önce insanların dikkatini çekmek istiyorsunuz. Yani ben söylemeyeyim onlar anlasın. Şöyle söyleyeyim. Ee, hani ben hamile olduğumu söylemeyeyim, karnım şişiyor. Aa kilo mu aldın kız hamile misin? Gibi hani sorular sorsunlar da. Ben de öylelikle mikrofonu alayım elime duyurayım. Ee, i̇şte bütün gün neredeydin diye sorduklarında işteydim diyebileyim. Hani böyle bir sürpriz yapma ee, ve böylelikle de bir şeyleri açıklama. Belki okulda sınavda başka bir şeydi. Ee, zaten açıklanacak olan bir mahkemeniz varsa hani bunlarla alakalı birazdan Güzel sonuçlar görünüyor ama siz söylemeden başkalarının anlamasını birazcık bekliyorsunuz. O yüzden mikrofonu bekletiyorsunuz. Ben söylemeyeyim. Önce onlar bilsinler, tahmin etsinler bu güzel haberi. Demek ki herkesce hani az çok bilinen bir şey ki yani onu da fark etsinler gibisinden bir beklenti durumu var. Arkadaşlar şu kısımda bir somurtuk olan birisi var. Kişinin adında sonunda S, U, F ve M şurada olan bir kişi. Bu kişi çok somurtuk. Bu kişi kötü birisi değil. Eskiden beri çalışıyor. Çünkü amacı var. Yükselmek istiyor. Bir şirkette olabilir. İçerisinde A, Ş harfi geçen bir yer, bir ilçe, bir meslek olabilir. A ya da şey olabilir. İkisi de birlikte aynı olabilir. Sorun değil. Ee, burada yükselmek istiyor aslında. Ama verdiği emeğin karşılığını yani alamıyor. Verdiği emek çok büyük ama karşılığı gelmiyor. Belki heyecanlanıyor. Belki yanlış çalışıyor. Ha, emek veriyor mu? Veriyor. Ama böyle bir sıkıntı yaşayan insan var. Bu arkadaşlar hafta bu kişinin bu somurtmaması ile ilgili sizler birileriyle belki bir araya gelip bir şey, yani bu kişiye yardım etmek adına kadın erkek fark etmiyor. Bu kişiye yardım etmek adına ya gelin birlikte olalım. Bu insanın işte işini gücünü düzeltelim, moralini düzeltelim. Ya çocuğumuz bak bu okulda çok çalışıyor ama işte hiç başarılı olamıyor. Demek ki bir sıkıntısı var. Gelin çocuğumuzla bir konuşalım gibi böyle bir olayları başlatan bir sıkıntı bile olduğunda çözmek için lider vasfı üstlenen ve böylelikle de hani yardım eden bir insan olarak görünüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve iç kısmınız bu arada temiz görünüyor. Güzel. Bozulmuş şeyler varsa bunları tamir ettirme durumlarınız bu arada var. Bir de bir şey var arkadaşlar. Koruyorsunuz. Çok koruduğunuz bir şey var. Yani kendiniz, makamınız, mevkiniz, saygınlığınız, tabii ki çocuk çocuğunuz, eşiniz belki koruyorsunuz başkalarından. Bu koruduğunuz şeyle alakalı aklınıza eğer ki işte eşimi benden alacaklar, korkuyorum, çocuğumu benden alacaklar, korkuyorum, işimi kaybedeceğim, korkuyorum gibi bir korku varsa bu korkunun yerine arkadaşlar aydınlık alıyor. Yani korktuğunuz şey Azalıyor artık neyden kimden korkuyorsanız güzel bir ayın doğuşu var bu arada bu ay doğuşu özellikle de e, ikili ilişkilerin üzerine doğabilir evet ayın yedisi görünüyor ama ayın yedisinden sonraki zamanlarda biraz daha ikili ilişkilerde yakınlaşma karşınızdaki insanın kalbinin biraz daha ısınması durumları söz konusu ve bir insan var arkadaşlar bakın göğüs kısmında mide ve nasıl diyeyim sizlere alt taraflarına doğru hani bu iki yerde iki tane büyük şey görünüyor. Yuvarlaklık görünüyor. Demek ki buralarda birazcık sağlık sıkıntıları var. Hani bakın ayaklarını uzattığını düşünün. Burası baş kısmı, ayaklarını uzattığında şuraları omuz Şurası göğüs kısmına hemen göğsün altı işte mide, bağırsaklar derken bacakların olduğu yere birazcık yakınlaşarak hani belki ee, baldırların üstünde bir ağrı olabilir ama oradan göğüs kısmına kadarki yerlerde birazcık ağrılarınız olabilir. Allah sağlık şifa versin diyelim. Hani o yüzden birazcık işte öksürüyorum, biraz uzanayım, midem bulandı. Biraz böyle bir durumunuz olabilir. Üç tane de güzel niyetiniz görünüyor. Her şeyin hayırlısı olsun. Bu üç güzel niyetin bir tanesi arkadaşlar böyle kapı gibi oldu. Güzel. Yani çok kağıt enerjisi almadım. Bir kapı gibi oldu. Kapılar %90 fırsatı anlatır. Eğer ki kendi evinizin, işinizin kapısını açmak gibi bir durumunuz yoksa. Böyle güzel bir sürece geçeceğim. İşte kirli bir dünyadan düşünün ki kapıyı açtığınızda öbür taraf cennet gibi. Böyle de bir değişimi ve fırsat kapısında anlatıyor. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde güzel dostlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın sevgili koçlar. Hoşçakalın bay bay.